zararın neresinden dönersen kârdır. İnsan güven kırıklığı yaşadıkça gerçekten güvenmesi çok zor başka insanlara. Ve ilk ben defa de bu yüzden kolay yaklaşamıyorum. Daniela bir yani. Adayla alakalı gerçekten fark etti yani. Dedi ki hani sen dedin ya onun için. Ne dedim? Böyle böyle hani onun tam böyle güven verebilecek bir tip olduğunu zannetmiyorum dedim. Hani daha tam oturmamış dedi. Evet. Gerçekten oturmamış yani bence. Sakalı sen tak artık. Askere gitmiş gelmiş olması falan 24 yaşında olması henüz bir şeylerin oturmadığını şey yapıyor. Hem de ağzıyla dedi ki benim zaten şimdiye kadar kayda değer bir ilişkim olmadı dedi. Hani çok hiç uzun sürmemiş. Bir kere şöyle düşünün. Buradan çok egolu paylaş. İnsan her zaman için 1-0 eksi yani. Çok egolu geldi. Kendine çok fazla güveniyor. Hı. Ama aslında bilinç altında güvenmediği için güveniyormuş gibi süs veriyor. Hepsi evet. Yani. Yani ilk defa sen haklı çıktın. Neyse. Ya insanlar için yani her şey. Tecrübe. Doğruyu yanlışı yaşayarak öğreniyoruz burada maalesef. Evet. Yani biz ne kadar zaten Semih güvenilmez de deseydik, hani ne kadar öyle de deseydim Melis yaşamadan anlamayacaktı bir kere. Ya ben hayatım boyunca bir şeyi yaşamak istersem kim ne derse desin onu yaşadım. Ha, ben de işte öyleyim. İşte olay bu zaten. Anladın mı? Yani kimin ne dediğini hiçbir zaman umursamadım. Yani Semih gibi bir şeylerin arkasına hiçbir zaman sığınmadım. Ben ne olursa olsun bir şey yaşamak istersem hayatımda yaşarım. Sonucun ne neyse olursa arkadaş, olsun. Olmadı, ne yapayım? Canım yanmış olabilir. Canım daha çok yanacak bu hayatta benim. Daha 24 yaşındayım. Elbette ki çok yanacak. Ama canımı başkalarının yakmasına izin vermem. Ben kendi canımı yakarım. Bunu sence Semih sana yapamaz. Geri tekrar dönse pişman olsa kabul etmez mi? Asla. Emre beni tahmin etmiş. Ben de zaten kırmızı odaya gittim. Yani Emre seni tahmin etmiş. Sen Emre'yi tahmin etmişsin. Ne kadar büyük tesadüf. Ne ara elektrik alıp verdiniz? Alakası yok. Şöyle bir şey var. Tabii ki yok yani alakası. Nur bile tahmin İyi o zaman şöyle de beni görmemek için senin ismini tahmin etti de var da tam olsun. Kimi görmemek için? Ay, seni. Evet beni görmemek için tahmin etti ama geldi burada seninle beni konuştu. Ben sordum diye buraya oturdum. Konuştu. Pardon ama ben buraya oturduğumda Emre direkt bana laf attı farkındasın. Acaba sana da boş sayfalar olan zoruna giden bir şey olmuş o yüzden öyle söyledi. Vallahi onun zoruna ne gidiyor ne gidiyor. Ben hiç bilmiyorum. Hayırdır. Aynısını ona da hediye edebilir. Ne var hediye? Ben onunla konuştuğum bir konu yüzünden sana hediye. Ay bu da Emre Zede. Sana hediye et sana düşünüyorsun. Emre Zede değil ben Emre. Bu beni seviyor düşün. Bir şey düşün. O anki veriş şekline bağlı. Bence tahmin etmesi çok doğaldı. Yani bu evin en gözde bekarı kim? Zaten bekar sayılı. Aralarında en gözde bekar kim şu an? Emre. Öyle değil mi? Tabii ki. Ap olmak niye? Lazım Gürkan bence. Da o yüzden Emre'yle biraz görüşmek lazım. Gürkan da gözde bekar. Murat da. Bunlar basamak da bekar. Murat daha yeni bekar oldu. Ne oldu? Dani hoşuna mı gitti? Yo, hoşuma gitti. Bilmiyorum. Değişik fikirler. Dani o değildi. O masaj neydi öyle kız? Bildiğin. Tankut da bekarlar içine giriyor mu acaba? Hayır, girmiyor. Tankut'un başı bağlı Dani ile. Tankut Burçak'ı ne çabuk unuttu. Ne masaj yapmışsın sen? Burçak düşünüyordu ki unutsun ya. Ya arkadaşlar bunu bugün yalandan Burçak'ı çağırıyordu işte odaya. Görülebilir bir elektrik zaten hep vardı yani. Hayır niye anlaşıyorlardı Burçak? Yani pilates eğitmenliği dışında masör de arkadaşımız ona göre. Aylardır masöz. Göremediğimiz bak masör masöz. Erkeklere deniyor. Tankut masör, Dani masöz. Öyle mi? Evet. Neyse artık birbirinizin masa olursunuz. Masa olursunuz. Güzel olur güzel. Master. Yani master tabii ki bilemiyorum kim daha tecrübeli ama tabii ben özel hissettirmek istersem hissettiririm. Gayet özel hissetmiş canım. Hemen bıraktı kendini böyle bir. Falan. Ama çok şeker değil mi? Onun yanakları çok tatlı bence. Yanakları var Tankut'ta. Var tabii ki. Var tabii ki. Yani bizim gördüğümüz gibi görmüyordur anladın mı? Leyla Bey'in hikayesi. Tankut niye yapmacık dedi onu kimini anlamadım. Kimini nasıl görüyor? Evet yapmacık yani, dedi. Yapmacık derken hani konuşmalarım biraz böyle yapmacıktı ya. Hani böyle çocuklaştım ya bir anda o anlamda. Hani. Seni ilk defa öyle görüyoruz yani normal öyle düşünmesi. Evet. Sen aylardır dur adama. Golü vur. Saha şeyden. Gol olsun. Tribünden gol at önce. Sonra git yanına masaj yap. Ay bir şey söyleyeyim. Masajda gol oldu. Gol oldu ama öyle şey geçmiş olsun. Özür dilerim. İnsan önce eşeğini kaybettirir sonra buldururmuş. Ben de Hint kumaşımı kaybetmiştim. Sonra tekrar bulunca çok değerli oldu. Ay hayırlı olsun. Bundan sonra Dani ile Tankut bir arada diyebilir miyiz? Bir ilişki var diyebilir miyiz peki? Eskisi gibi değilse de. Şimdi artık ilişki var diyebilir miyiz? Daha çok erken ya. Yani işin esprisi bunlar. Gürkan'ı gönderemediniz. Şimdi Semih var. Semih de gol attı. Semih ben nasıl? Semih'i yazmayacağım. Aynı anda iki tane, üç tane eleyemiyoruz. Ben Semih'i yazmayacağım. Neden? Ya bir şey söyleyeyim mi? Kadınlara saygısız yazmayalım. Bir erkeğin bu evde bence kesinlikle işi yok.
Canım, Semih'in üstüne çok gittiler erkekler evinde. Anladın mı? Çekemediler Semih'i. Bak bu ya bir gerçek. Ne alakası var? Yapmayın. Bir bayana öyle konuşulmaz. Semih'i ben de yazmayacağım. Hayır. Öyle konuşulmaz da öyle yapılmaz da yani. Ben yazmam. Nur benim arkadaşım. Ben yazmam senin yani. Senin kendi şahsi fikrin ama bence kadına saygısızlığın burada atma olmamalı. Bence Semih Melisa'nın özür dileyebilecek bir çocuk. Ya özür dilesene sence bu çocuk geri dönersin. Dönmesin. Özür dileyip geçilebilecek bir mevzu da yok yani ayrıca bence. Bak Melisa kırdığı için orada o konuşmaları yaptığı için Melisa'nın özür dileyebilir o çocuk. Allah onu bildiği gibi yapsın. Peki ikisini birden idare etmeye çalışmasının özrü ne olabilir? İkisini idare etmeye çalışmadı işte. Ya saçmalama ona ilk senden etkilendim. Daha önce de zaten öyle. Buna geliyor diyor. Sen olsaydın zaten eşsiz seni isterdim. İkisine de ümit vermiş oluyor. Tabii ki ümit vermiş oluyor. Aynı şeyin. Neyse tamam isteyen istediği kişiyi yazabilir arkadaşlar. Ben de dostumu düşmanımı iyi görmüş onu. O zaman ne ilgisi var Melis? Sen o zaman Emre'yi yaz. Herkes ben de Emre'yi sevmiyorum. Yani. Ayrıldım. Şey, Emre de bana çok hakaret etti burada bir ay önce. Neden Emre'yi yazmadın? Bir de böyle düşün. Emre ile ben ayrıyız ama Ayça. Emre sen nasıl ayrısın? Herkesin özgür iradesi ya yani. Özgür Ayça sen yoksa Semih'i ileride benim düşünmeyi falan mı düşünüyorsun? Benim için burada Melis daha önemli ona bakarsanız. Hı? Benim için burada Melis önemli. Melis önemliyse o zaman bu kadar saygısızlığı yapan bir erkek de burada kalmamalı fikrine evet demen lazım. Yoksa ileride Semih'le ilgilenmeyi falan mı düşünüyorsun? Hayır canım Semih'le ilgisi yok. Ay ilgilenebilirsiniz. O kadar değil yani. Bir şey yani. Söyleyeceğim. Söyle. Burada ilgilenmek, hani birinden ilgilenmek istiyorsun mesela. Erkeklerin içinde kimden ilgilenmek istersin? Doğru söyle. Yine Emre olurdu. Hayır ya, Emre bitti ama. Bitti diyordun. Emre bitti. Onunla konuşuyor müdahale etme be. Emre bitti ama. Kimse olmaz. Ayça'ya birinci gelir sen yemeğe kimi götürecek? Emre'yi götüreceğim. Yok artık. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmış. Emre'yle yemeğe geçeceksin. Götür kanki seni. Semih'i götüreyim ya da. Götür götür. Götür kanka. Biz konuşsak falan acaba öyle bir şeyin oluru olursa. Bunu kahvemizi içerken. Bana dese kaç yazar? Dese kaç yazar? Acaba olabilir mi ya? Oğlum boş ver ya. Onu zaten tanıtı istiyorum. Zaten neyin derdiniz? Burçak. Kana karşı artık bir şey hissetmiyor zaten. Evet, tam. Bitti yani onun için. Bu çok arkadaşım da ama arasında bir şey ama geçmiş gibi hissediyorum. Yine arasında bir şey geçmedi. Sadece buradan önce bir sohbetleri olmuş. Ve Gürkan Burçak'a bir hata yaptı. Ve Burçak bunu affetmesi için de Gürkan'ın yani ağzıyla pus tutması lazım. Yani o kadar imkansız bir durum aslında. Egosunu bırakabilir mi sence bir kendine? Sen bıraktırırsın. Egosunu ya kendi kendini insan törpülemez. Karşısındaki insan törpületir yani o ego kısmını. Sen ona böyle alttan gazı vereceksin ama indireceksin o egoyu yavaş yavaş anladın mı? Hani sen çok yakışıklısın ama şöyle yapalım mı? Anladın mı? Pohpohla istediğini yaptır. Öyle yaptım işte. Öyle oluyor zaten de. Bilmiyorum ya. İşte çok hoşuma gitti ama. Allah Allah. Hı. Ay çok heyecanlandım şu anda. Var ya o kadar güzel olur ki. Deminin surat ifadesini düşünemiyorum şu anda. Sana inat değil ama. Hayır gerçekten. İnat değil tabii ki de. Benim şu anda hoşuma gitti bu durum. Bence çok güzel olur. Gel ben sorayım sana. Sen bunu bir düşün. Benim. Sen bunu düşün canım. Bak ben sana söylüyorum. Çok güzel olur. Çok hoş olur. Etkilendiysen kime ne ya? Yap inatmış bilmem neymiş. Sen kalbinin sesini dinle önce. Ay girince gelsin. O zaman Gürkan'ı çıkarırsın yemeğe sana. Hayır bugün ödül yemeği falan verilir de beni Murat'la gönderirler. Hayır sen birinci gelsin. İnşallah ben gelirim. Onu çağırırım. Onu alır giderim yemeğe. Yemeği bize verirlerse tabii. Gelirsem. Bence çok güzel olur. Olur mu sence? Olabilirliği var mı? Ya çok ciddiyim. Benim için çok güzel olur. Şu an hayal ediyorum ben bunu. Şaka yapma. Tip olarak falan. Adam esmer. Uzun boylu. Ben Semih'i iyi affetmeyi düşünüyor musun? Çok uzatma ama. Gerçekten ona inandırması lazım benim için. Yani inanmazsam affetmem ben çok.
Ya aşık olmam lazım. Dedim ya aşık olmam lazım. Ya aşık olmam lazım. Ya pazartesi ya da bir sürprizle gelirse lazım. Sana. Biraz deli de olabilir belli. Diyorsun. Olur gibi geliyor yani. Niye olmasın? Bizim yaşamaya hakkımız yok mu? Kız iki günde vazgeçiyor. Bizim üstümüzden, benim üstümden iki hafta geçti artık yani. İkinci haftam bu. Bilmiyorum. Semih'in bir taarruzu çocuğuma gitmedi mi tabii yani? İki günde benden vazgeçip sonra iki günde Melis'ten vazgeçiyor olması bana çok büyük bir güven kırıklığı yarattı. Ama Melis de şimdi kadınlık yaptı, yapmadı değil. Aldı hemen bahçeye çıktı falan, sen burada yok. Tamam da niye bu kadar çabuk Melis'ten de vazgeçti? Bir erkeğin böyle şeylerden etkilenmesi çok doğal. Ona da hak ver. Tamam da neden tanımadan hemen vazgeçti yani? Diyorum ya, cilveleşti. Görmedin mi? Benden değil. Konuştu. Senden değil zaten, Melis'ten de. Yani ben bir şey yapmadım ki zaten. Sadece annesi... Bence sen vardın bu işin içinde, tamam mı? Bence sen bu işince baştan beri vardın. O annesinin baştan beri etkisiyle geldi buraya. Aklımda biri var, annemin istediği biri de var ama bende kalsın demişti. Bunu da sana açıkladı. Ama bu arada Melis'in yaptığı cilvelere dayanamadı. Elektrik aldığını hissetti ve Melis'i çağırdı. Daha sonra annesi gelip de aa sen buraya bunun için gelmemiştin der gibi uyarınca ama bana karşı bir şey hissetmiş geldi. Bana ama sen şey çok soğuk duruyorsun. Onun yaptığı cilveye bak, bir de senin yaklaşımına bak. Sen yeter ki sakın.